Ha, demek OP'ni siz yaxshi o'rganib olganingizdan keyin, ya'ni zo'r o'rganib bo'lganingizdan keyin, bu yerda siz bemalol solid tamoyillarni o'rganishingiz kerak. Endi bitta bu yerda bitta solid emas, ya'ni solid tamoyillari bilan birgalikda boshqa shunaqa bir OP'dan kelib chiqqan va sizni programmistni ishini osonlashtiradigan o'zini shunaqa tamoyillar bor. Hop, bu yerda sizda mana tayyor man sizga source beraman, ya'ni video beraman. Mana shu videoni ko'rib chiqasizda, nima uchun bu yerda abstract class ishlatishimiz kerak va nima uchun bu yerda interfeys ishlatishimiz kerak. Mana shularni farqini o'rganib kelasiz va o'sha ikkinchi topshiriqda manga real, mana bitta package ochasizda, demak case bir ismini bilmadim yoki masalan task bir ismi. Bitta farqli tomonini menga yavni ko'rsatib berasiz. Mana Sanjar shunaqa shunaqa bo'ldi, shunaqa qildik. Hop, ikkinchi demak case 2 deb alohida package ochasiz, o'shaning ichida klasslarni tashkil qilasiz. Mana xuddi shunaqa yozib kelasiz va o'zingiz dastur kodlarini shunaqa qildim, shu ishimni osonlashtirdi. Mana shularni har bittasini menga yozib, demak tushuntirib kelasiz. Hop, endi tushunmagansiz, endi ko'rsangiz, videoni ko'rsangiz tushunasiz. Judayam bu solid tamoyillar unaqa murakkab tushunchalar emas. Dry degan tamoyillar bor, dryni o'zini, kiss degan tamoyil bor. Hozir eng bizada qolganlarni man so'ramayman, chunki qolganlari unaqa universal emas. Man sizlardan faqatgina mana shu solid tamoyillarni nima ekanligini tushunib olishinglarni so'rayman. Maksimal solid tamoyilni yod oling. Mana sizga topshiriq. Yod olishingiz kerak. 5 ta tamoyil bor. Mana shu 5 ta tamoyilni men sizni ertalab shuni uyqudan uyg'otsam, Jasur tur, mana shu 4-chi tamoyilni aytib ber. Azamat tur, 2-chi tamoyilni aytib ber desam, og'zaki menga tushuntirib shu narsani yoddan gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Ho'p, bu tamoyil har bitta kompaniyada sizlar intervyuga vakansiya topshirayotgan vaqtinglarda обязательно so'raydi. Mana shu paytgacha shuncha topshirgan bo'lsam, hammasi so'raydi. Hammasi o'sha beshtasini, beshtasini nomini aytib berasan, beshtasini tushuntirib berasan deb aytganim menga. Shuning uchun buni hozir o'rganishingiz kerak va bu tamoyilga hali biz Android'ga qaytamiz. Android'da bu tamoyilga yana bir marta qaytamiz. Bu tamoyillar Android'ni o'zini, demak, dependency injection degan alohida mavzusi bor. Mana shu mavzuga kelganimizda bu tamoyilga hali qaytamiz. Hop, yaxshi. Demak, bu yerda endi bugun biz darsimizda Java'da collectionlar mavzusini o'tishimiz kerak bo'ladi. Hop, demam o'chirib yuborsam. Hop, demak, Java'da collectionlar mavzusi, ya'ni bu yerda collectionlarni mavzusiga keladigan bo'lsak, kolleksiyalar umuman olib qaraganda ro'yxatlar tarjima qiladigan bo'lsak. Hop. Demak, collection nima degani? Demak, obyektlarni bitta guruh yoki to'plamga yig'ib, ushbu guruh yoki to'plam bilan ishlash imkoni yaratadi. Hop, kimdir guruh tomon savol berdi, collectionlar OP'ga kiradimi? O'zi aslida Orifjon, collection OP'ga kirmaydi. Lekin bu yerda OOP bilan birgalikda o'sha kolleksiyalarni qo'llash imkoniyatlari juda kengda. Ya'ni sizlar mana shu paytgacha massiv ishlatib qancha qiynalib ketdinglar, to'g'rimi? O'sha element qo'shishda, element masalan bitta massivga element qo'shmoqchi bo'lsanglar, alohida nima 100 ta o'lcham ochib, o'sha bitta alohida count o'zgaruvchi ochib, qo'shgandan keyin bittaga oshirib, shunaqa ish qilgansizlar. Hop, o'chirishda ham nima qilgansiz? Demak, bittasini o'chirib tashlab, demak, oxiridagi elementlarni bitta bitta surib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Endi o'chirishda. O'zgartirishda ham xuddi shunaqa, ayni bitta indeksini topib, o'sha narsani o'zgartirib qo'yasiz. Endi bu yerda kolleksiyalar dinamik massivlar deyiladi. Oddiy massivlarimiz u statik bo'ladi. Ya'ni statik degani o'zi elementlar sonini bersangiz, o'sha soni bo'yicha sizga nima qilib beradi? Massiv array yaratib beradi. Uni vazifasi shu. Masalan, 100 ta desangiz, 100 ta joy ajratildi. Bo'ldi. Bundan oyog'iga sizda hech qanaqa joy bo'lmaydi. A collection ad unaqa emas. Demak, bu yerda u dinamik massiv. Siz hech qanaqa o'lcham bermaysiz.
O bir de Massive siz için yaratmalı. O Massive uzun element kursayız. O uzunluğu element array size kopyalı. Hop element uçursayız uzun otomatik kemi yani. Uzun getirseyiz uzun garadı. Yüste kursayız yüste mi koşu uğrasız. Kulası bir de bize de başlangıç halette şunca elementi bağırdı yani. Büyüklü bir mesele bu. Yani bize Allah'a da bir de kek array açalımız ve bana şu array'imize dinamik olarak da işte çünkü collection'lar bana şu nokta imkanetlerini bize takdim eder. Hop, şimdi bir yurda bla bla kop narsalar hazırlayın again. O demek ki Java'da collection'lar bilan ishlash uchun demak maxsus collections framework yaratilgan. Endi bu yerda JDK ichida mavjud bo'lgan collections degan alohida bu class library degan bo'ladi. Hop, demak collections framework bu collection'larni manipulyatsiya qilish, ya'ni manipulyatsiya degan boshqarish, ya'ni o'chirish, o'zgartirish, qo'shish, shu narsalar aytilyapti. Demek birinci nöbette etibar verildi. Mana şu collection'larını o'zi ham bir neçe turdagi tushunchalarga bor taqlar. Demek birincisi bu interface. Yani collection'larını hammasi demek ichida mavjud. O'sha element qo'shish, o'zgartirish yoki bo'lmasa o'chirish kabi funksiyalarimizni через mana shu interface'lar orqali bizaga yetib kelar ekan. Abi, endi bu yerda interfeys bo'lgandan keyin bizda nima bo'lish kerak? Demak, implementatsiya bo'lgan alohida o'sha collectionlarni alohida klasslar mavjud bo'ladi. Va mana shu har bitta funksiya ichida, ya'ni o'sha implementatsiya bo'lgan klassni ichida bizda nimalar bo'ladi? Qanaqadir logikalar yozilgan bo'ladi. Endi bu yerda qanaqadir saralash ham bo'lishi mumkin, qidirish ham bo'lishi mumkin, har xil ko'rinishda algoritmlar o'zi bizda tayyor mana shu collectionlarni ichida yozilgan. Hop, demak. Hop, endi bu yerda umuman olib qarasak, demak collectionlarni oilasiga quyidagi turlar kirar ekan. Demak, set, list, hop, query, nini bu navbat va mana bu joyda deck degan tushuncha bor. Hop, demak, biz bugungi darsimizda mana shu collectionlarda juda ham ko'p ishlatiladigan bitta turi bu list bilan tanishamiz. Ya'ni listni qanaqa imkoniyatlar bor ekan. Shular bo'yicha tashlab. Endi bu yerda collection bu ota klassida bu, ya'ni listni ota klassi desak bo'ladi. Xo'p, endi qaraylar. Endi bu yerga har bittasiga ta'rif bergan, ya'ni collection nima, set nima, list nima, query nima, bularni har bittasi bilan demak, bitta-bitta hali o'zimiz tanishib chiqamiz. Xo'p, endi demak, collectionlarni quyidagicha ko'rinishda funksiyasi bor ekan. Hop, add qilish. Ya'ni umumiy yani collection ro'yxat. Men ro'yxat deb ketaveraman. Collection demaganda collection desa sizlarda ro'yxatni tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni collection bu ro'yxat. Demak, ro'yxatga itemni qo'shadi va agar qo'shsa true qaytaradi. Agar qo'shmasa o'sha ro'yxatingizga qanaqadir elementni qo'shmasa false qaytarib beradi. Hop, demak, bu yerda iterator degan funksiyasi bor ekan. Umuman olib qaraganda bizga iterator tipidagi alohida bitta obyekt qaytarib beradi. Biz mana shu tip orqali ma'lumotlarni o'qib olib chiqarib berishimiz ham mumkin ekan. Add all degan funksiyasi demak, bitta ro'yxatga ikkinchi ro'yxatni qo'shishimiz ham mumkin. Ya'ni masalan sizda bitta massiv bo'lsa, ikkinchi massivda masalan bitta massivda 10 ta, ikkinchi massivda 20 ta bo'lsa, 20 tani olib turib 10 tani ichiga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Hop, clear ro'yxatni tozalaydi. Masalan, men sizga hozir aytsam-da, sizda 10 ta elementi bor massiv bor, o'sha massivni tozalaymisan, tozala olmaysiz. Endi to'g'ri, uni default qanaqadir qiymati bo'yicha siz o'zlashtirib qo'yishingiz mumkin. Masalan, int massiv bo'lsa, hammasiga siz 0 berib chiqishingiz mumkin, lekin u tozalangan hisoblanmaydi. Ya'ni u yerda 10 ta elementi saqlanib qoladi, default elementi 0 ligacha saqlanib qoladi. Bunda esa to'liqligicha bitta ro'yxatni hamma ichidagi elementlarni o'chirib yuboradi. Hop, contents hozir bular bilan bitta-bitta to'xtalamiz. Endi bu mana bu collection ichidagi hamma funksiyalar, ya'ni juda ko'p ishlatiladigan va hamma collection, ya'ni setda ham bor, listda ham bor, navbatda ham bor, quyida ham bor, deckda ham bor bu narsa. Ha, bu funksiyalar. Hop, demak contents demak bu yerda bitta
umumiy ro'yxat ichida bize bergan obyektimiz bor yoki yo'qligini tekshiradi. Agar bor bo'lsa true, yo'q bo'lsa false qaytaradi. Is empty ro'yxatni bo'sh yoki bo'sh emasligini tekshiradi. Demek remove bitta obyekt bersak yoki umuman olib qarasak bitta obyekt beradigan bo'lsak, o'sha obyektni agar bor bo'lsa o'sha ro'yxat ichida o'chiradi, aks holda o'chirmaydi. Agar o'chirsa true, o'chirmasa false qaytaradi. Remove all bitta ro'yxat ichida, masalan, bitta ro'yxatda 20 ta elementimiz bor. Demak, bu yerda bitta ro'yxat ichida ikkinchi ro'yxat elementlarini o'chirib tashlasak bo'ladi. Ya'ni masalan, bitta ro'yxatda 20 ta bor, ikkinchi ro'yxatda 10 ta bor. Xo'p, demak, bitta ro'yxatni birinchi ro'yxatning ichida, demak, ikkinchi ro'yxat elementlari bo'lsa, siz remove all degan funksiyadan foydalansangiz, bu yerda o'sha to'liqligicha ro'yxat elementlarini, borlarini topadi, o'chirib tashlaydi. Retain all shuni teskarisi, yo'qlarni o'chirib tashlaydi bu yerda. Size ro'yxatni, demak, elementlar sonini qaytaradi. To array, xo'p, demak, bu yerda ro'yxatdan massivga o'tishni bizaga ta'minlab beradi. Xo'p, yaxshi. Endi kelinglar, demak, bitta bitta boshlaymiz, demak, o'sha collectionlar oilasi listdan boshlaymiz. Xo'p, demak, mana bu joyda listimiz. Ko'ryapsizlar, demak, bu yerda listimiz mana shu joyda Java util degan package'da kelyapti. List va mana bu joyda new array listing. Xo'p, yaxshi. Demak, mana bu joyda ko'rdik. Xo'p, demak, bu interface. Mana bunisi esa klassmi? Qayerdan bilyapman? Xo'p, mana bu joyga ichiga kirib ko'rsak, mana ko'rib turibsizlar, bu yerda interface. Xo'p, extend qilgan collection. Endi bu yerda interface'dan extend qilganini ko'rmagansiz. Endi ko'rdingiz mana. Bu yerda umuman olib qaraganda mana collection ichidagi mavjud bo'lgan funksiyalarni bizaga mana bu joyga listga ham tegishli ekanligini bizaga bildirib turadi. Hop, collection ko'rib turibsiz, extend qilgan, demak, iterable degan interfeysda mana. Demak, o'sha collectionlardan ham yuqori bo'lgan interfeys bu iterable degan bizada interfeysimiz ekan. Ya'ni bu strukturani yaxshilab tushunib oling. Hop, collection va mana bu joyda list mana. Hop, bu yerda listda ko'rib turibsizmi? Funksiyalar o'sha hozir aytib o'tgan funksiyalarim ichida turibdi mana. Size is empty contains iterator to array. Hop, add remove contains all add all mana. Hamma funksiyalar turibdi mana. Tushunarli? Hop, yaxshi. Endi mana bu joyda kerakli eng oddiy funksiyasini chaqirib foydalanib ko'ramiz. Hop, listni, demak, mana bu joyda add degan funksiyasi bor ekan. Demak, o'sha element qo'shish. Bu yerda qaranglar, bizada massivni ta'rifi qanaqa edi? Bir xil tipga mansub bo'lgan elementlarimizdan to'planmaydi, to'g'rimi? Ya'ni bir xil tipga, masalan, bir xil tipimiz bu string bo'lishi mumkin, to'g'rimi? String bo'lsa, o'sha massivni to'liq elementlarini biza string ko'rinishida berishimiz kerak. Xo'p, int bo'lsa, demak, massivni hamma elementlari butun sonda bo'lishi kerak. Endi qarang, bu yerda men hech qanaqa tip bermadim. Listda hech qanaqa tip bermadim. Xo'p, yaxshi. Endi mana bu joyda o'ylab qolishingiz mumkin, demak, add qilsak nimani beramiz? E'tibor bering, add degan funksiyasini chaqiryapman, bu yerda object berishim kerak. Demak, agar mana shu joyda siz listni va qanaqadir tipda siz bermaydigan bo'lsangiz, ya'ni universal bo'lib qoladi, ya'ni object tipida bo'lib qoladi bu yerda. Bu yerda hech qanaqa tip berganingiz yo'q, ya'ni stringni qayerdadir foydalanmadingiz, int deb bermadingiz, ya'ni o'sha ro'yxatni bir xil tipda ekanligini aytmadingiz. Agar bermasangiz, mana shu joyda sizdagi listingiz, demak, object tipida bo'lib qoladi. Xo'p, demak, bu degani object bo'ladi degani, umuman hamma istalgan bitta ko'rinishdagi ma'lumotni yozib qo'ysangiz bo'ladi degani. Xo'p, va mana bu joyda false. Ko'rdingiz? İstediğin görünüşlerde demek malumatını bize koşu verelim. Hop. Cellet. Listen. Size. Demek bize array'ni uzunluğunu anaklaştırdım. Length'den koydular. Doğru. Bir de listen'i uzunluğunu anaklaştırdım. Yani neşte element varlığını anaklaştırdım. Demek size diyen funksiyasından koydular. Yani bir de korktürüpsüyle. Umumi bize de listen'i yani ruhatının içindeki elementlerimize 5 deyken bana. Elementlerini çıkarış için kaç funksiyonu kullanırız?
Azeyimli. Halde mənə bu cöydə indi gələk ilə bizdə hazır gördük. Universal list bolu da bizdə hazır qalatımızda. Yəni universal deyəndimizdə bu şey fakat object tipidəki məlumatlar və qabul qalat. İndi ruhat neyəm özü aslında bir xil tipdə veriş gerek. Ama mənə bu cöydə özü qorub tutubsa sizə o qoxlantırış verin ya mənə bu cöydə. O, demək ki, mənə birdən. Array list. O, və mənə bu cöydə ədəşməsəm şuradan mıdır? Ha, bir yerdə başqa qob nərsə əyət bir var deyəkən. O, uzun mu? Aqqara gəndə mənə bu cöydə bizə də tip qoyda gəcək qorun istəyəm. Məsələn, string qorun istəyəm. String. Və mənə bu cöydə qoyda gəcək qorun istəyəm. Folder mənə. O, demək. Kanat yazamız list. O, demək bana böyle string. O, list. New. Array list. Ne bize hazır biz de ruhat açtık. Ruhatımızda ise push, boş, pusta. Siyav. O, demek list ne sayesini çıkarsak, ne çıkar verat o zaman? Ne olup çıkar verat? List ne demek is empty isini çıkarsak, demek boş mu? Hakikaten boş çünkü bize çıkarak da koşmadık bir örgü. Element koşmadık mı? Null ve true deyip çıkar verdi. Hop gelirle şimdi bir oda etibar verin bana şu cöyde listen add degen funksiyasını çakıran. Şimdi bu sefer bana koridorsa string. Ne bu için? Çünkü bana bir cöyde ben listeni kanaka tip kabul kuluşunu ayettim. Yani ruh adını fakat sen string de kabul kulasını ayettim. Şimdi bir oda siz kanaka da tuttun son bir olmuyorsunuz. Şimdi ki string bana bak biraz sonra. Şehri yok mesela. Ah bu olsun. Kim doğradı şuna? Şimdi çıkarıp oraya da gelmesin. Bir orada şey listimizden sayısı 4 da çıkardı. Ve bana bir şeyde boş mu diyen funksiyamız false yok boş emez diyen mesajını çıkarıp veren bize. Çünerli ya bu. Çünerli selam. Çünürüz. Yaxşı. Bunda devam edelim. Oldu değil mi? Bana bu cöyde endekiliyle şu listinin bitti bitti funksiyelerini koyuyorlar bize. Demek ki kareyle. Hazır bize de birinci kolatta bu şey listimizden hemen malumatlarını çıkar koyalımız. Hazır. Ama o kareyle ama list uzun çıkar veririz. Ve çıkarken. Yani burada hiç kanaka sequelsiz. List uzun çıkarsak hele bana. Gördü ya. Dört elementini bize çıkar verelim. Eğer bu yerde add degen funksiyasını yana bitti tur borda, yani işlet işte. Demek bana bu cöyde list nokta add deyip çakırsam et o benim. Kana kadar element versem bolad bana. String e degen bu element degen. Yani elementini kıskartmalı o bana. Kana kadar element versem bolad. Yok mesela bu yerde index ve string element deyilgen iken. Yani ikincisini nima maqsadda ishlatamiz? Yani index element. O bu yerda masalan siz ikinci indeksga demak Jasur degan tekstni qo'sh deb aytishingiz mumkin da. Ya'ni masalan massivda masalan 10 ta elementingiz bo'lsa sizda masalan siz ayta olmaysizda massivga 5-chi o'rniga man bergan element qo'sh deb aytsangiz bu yerda siz demak 5dan to 10 gacha hammasini bitta-bitta surib chiqishingiz kerakda. Ruhatlarda şu narsa o'zi avtomatik. Yani siz mesela ikinci turgan elementiga jasurni qo'yish. Mesela bir yerda qaranglar bu 0. Mana bu yerda 0 0 da turibmiz ve mana bu yerda 1 da turibmiz. 0 deyil, 1. Hop, endi mana bu yerda nima da turibmiz? 2 da turibmiz. Hop, bu yerda 3 mi? Hop, demak jasurni qo'shganimizdan keyin mana bu yerda demak Shahriyorni o'rniga Jasur tushadi. Shahror bitta indeks bo'yicha tushadi. Ya'ni Shahror 3 bo'ladi, Abbos 4 bo'ladi. Chiqarib ko'ramiz. Ko'rdingizmi? Aynan siz o'sha indeksga man bergan element qo'sh deb ham ayta olasiz uni. Ro'yxatlarda shunaqa. Agar massivlarda shuni qilganingizda anchagina kod yozgan bo'lardingiz. Ko'rayapsiz mana. Ha? O'zi surib parkinda. Ha, o'zi ichida, hammasi o'zi.
O'zining ichida bajaradi bu narsani. Endi bu yerda mana ad hali manzilaga mana shu jenerik reklama asosiyasiga kelganda o'sha list bilan RL listni o'zimizni ro'yxatimizdan yaratishni ko'rsatib beraman. Hozir esa mana shu joyda demak list nima, RL list nima farqini bilaman. Demak list bu interfeys, RL list bu klass bo'ldi. Mana bu joyda klassga kiradigan bo'lsak mana bu klassimiz mana bu joyda listdan implement qilingan mana. Ko'rasiz. Shuncha bizga bemalol o'sha o'zgaruvchimizni list tipida ochib, obyektini ArrayList klassdan olib bilamiz shu. Xo'p, endi qaranglar. Add qildik mana, addga tushundik, demak, ikki xil ko'rinishda add qilsak bo'ladi. Qanaqadir elementni qo'sh desak, mana bu joyda. Bunaqa ko'rinishda bo'lsa, o'sha oxirdan o'sha qo'shib ketaveradi. Ya'ni Abbosdan keyingi. Agar mana bu joyda 2 deb qo'shadigan bo'lsak, shu indeksdan boshlab qo'sh degan bizga funksiyani berar ekan. Yaxshi. Xo'p, tasavvur qiling mana bu joyda. Bizda mana ko'rib turibsizlar, listimiz bor, endi ro'yxatimiz bor. Menga demak, o'sha listdagi ikkinchi element kerak. İkinci element kerak. Xo'p, endi bu yerda menga hamma element kerak emas, kerak emasda, ikkinchi elementni olib ber deb men aytishim kerak o'sha ro'yxatimga. Xo'p, buning uchun demak, mana bu joyda list deyman-da, va mana shu joyda get degan chopdimi deyman, mana get degan funksiyasini chaqiraman. 2 deyman. List.get deb mana bu joyga indeks beradigan bo'lsa, mana bu joyda, mana indeks beradigan bo'lsam, demak, mana shu joyda, demak, menga Shahriyorni ma'lumotini chiqarib beradi. Tushundingizmi? Demak, massivda siz masalan ani int'ni olsangiz, sizga har bitta elementini olib berardi-ku. Endi bu yerda list.get deb chaqirasiz mana shu joyda. Mana Shahriyor. Qaysi element kerak bo'lsa sizga listda. Xo'p, endi mana shu joyda demak, men birinchi elementni mana bu academy degan so'zni men o'zgartirmoqchiman. Aynan mana shu listdan o'zgartirmoqchiman. Xo'p, yaxshi. Listda get degan funksiyaga set degan funksiyani qarama-qarshisi bor dedi. Set nima edi? Bu o'zgartirish edi. Ya'ni getdir bu olish, qiymat olish, setdir bu qiymat o'zgartirish yoki bo'lmasa o'zlashtirish. Bu yerda ko'rib turibsiz, indeks bor ekan va string element berishimiz kerak ekan. Xo'p, indeks, xo'p, biz nechinchi indeksdagi ma'lumotni o'chirmoqchimiz? Ya'ni nechinchi indeksda turgan elementni o'chirmoqchimiz yoki bo'lmasa o'zgartirmoqchimiz. Bu yerda academy, to'g'rimi? Demak, bizda bu birinchi indeksda turibdi va bu yerda masalan kelaylik demak, Java deb yozib qo'yamiz masalan. Men hozir bizda mana shu joyda o'zgartirilganda birinchi mana bu akademiya degan so'z o'rniga demak Java ni yozib qo'yamiz shunda. Demak, cout qilamanda mana bu joyda o'zini list chiqarib beraman. Demak, cout deymanda. Men mana bu joyda list chiqarib beraman. Ya'ni o'zgartirilgandan keyingi holat. Mana. Demak, mana bu joyda ko'rib turibsizlar mana. Mobile Academy Shahriyor Abbos, bu yerda Mobile Java Shahriyor Abbos degan bizga ma'lumot chiqarib berdi. Ko'rasizlar, demak, set bu o'zgartirish ekan. Qiymasa bu tushunchalar. Hamma tushunyaptimi? Tushunarli. Davom etsam bo'ladi, demak. Ha. Yaxshi. Xo'p, endi qaranglar. Demak, biz oddiy funksiyalarni ko'rdik. Demak, add qilish, get, set funksiyalari. Xo'p, endi bizda har doim mana bu joyda cout list deb bersak, biz tushundik u narsaga. O'sha listdagi hamma elementlarni o'zi, demak, chiroyli ko'rinishga chiqarib berar ekan. Endi bizda aytilyapti, har bittasini alohida-alohida qatorda chiqarib ber degan shart berib qolsa. Nima qilishimiz kerak? For da chiqarib berishimiz kerak, demak, bu. Xo'p, for deymiz. For i, xo'p, demak, bu yerda endi biz har doim demak, massivni lengthiga chalib beramiz, to'g'rimi? Endi bu yerda listni sizega beramiz. Ya'ni o'lchamigacha beramiz. Demak, bu 0 dan 4 gacha deganda bu. 0 dan endi bu 4 gacha. Xo'p, endi har bitta elementni chiqarib berishimiz uchun nima deymiz? Listni, demak, get int'ini bersak, xo'p, demak, listni get 0-sini, listni get 1-sini, get 2-sini, get 3-sini, ya'ni har bitta elementni demak for da chiqarib beramiz. Mana ko'rayapsizmi?
Şimdi gene demek for'da qanaqa ko'rinishga chiqarishligini. Şuna kastır funksiyası var idi. For işletmezden. For işletmezden. For i mi? E for i. Ya umma for işletmezden kastır funksiyası var idi listede. Hadi bakalım. Gitmek. Hop, ne bana bu cüyde? O siz bence error is to string ne deriz. Hop, ne bana bu cüyde indi kareli. For'u başka çek. Kolladım kurhamızı. Ne bu cüyde? List. For desem, hani kurtuluşta o zaman ne for desem, o şey çıkar bela kareli. O for i hazır ki kurgan vaziyatımızda değil mi? For i neşetsem hani listin size geçediydi. Yaşı. For r desem, bu teskar tartıda menge yaz veren. Demek listin size işte minus 1'den 0 geçe i minus minus. Yani işte ruh hatını 0'dan boşap kemiydi de teskardan halattan boşap kursu veren. Yani bana bu cöyde fal siyah oldu demek ki listine demek get insin çıkar versen o zaman işte ruh hatını teskar yani Abbas, Şahriyor, Akedim, Mabalar'ı çıkar veren. Teskardan boşap geliyorum. Abi yaşlar, yine kogen, kogenler için. Ama acırat duruşuyor değil. Demek ki listini for deyimiz. Hop, kurduysa bana bu kol atayım. Demek bana bu cöyde, demek for. O, uzuyoruz bir de ama. Hop, bana bu usulü for iç usulü. Buna sana sileye, R'yi de kurdu vereyim ben. Bu narsa demek listeye borayım. Bu ne kadar verir? O yüzden listedeki her bir elementizi, bana bu cüde, listedeki her bir elementizi, bana bu cüde item de bu. Item deki özgür uçuşu özleştirildi. Her bir elementi. Mesela, mobile'larını item deki özgür uçuşu özleştirildi. Ve bana bu cüde siyahat kullanımız item deki. Hop, kimi sefer SQL ayında ne demek? Akademide, kimi sefer Şahriyor'da, kimi sefer de Abbas deki özgür uçuşu, item deki özgür uçuşu özleştirildi. Bu şey itemini çıkarıyor. Bir de listini siz sayesi geçe bir şey şartınız. Bu şu listini okur geçe kuradı bu for. Bana buna kakorun şeyi hazırlayacağım. For each usulü değil. Bana bunu uzun. O bana. Demek kuramız. Şimdi de. Hop, şimdi bana şu cöyde. Hop. Yine bu da sorumuz ama. Demek bu burada. Hop, listini. For each soru var ekleyen bana. For each. Hop, system. Hop, out. Hop, bana kaydı. Out, nokta. Yok, ben bana kaydı. Print. İyi. Bana bir ismen çıktı mı diye bana? Hop out nokta. Ha, bari en dizim işte. Peki, list for each system out print. Şimdi burada işten sana nasıl böyle, ne mi bu etken cerrahinde çünkü kıyın? Doğrusu. Ben. Şimdi bunu, şimdi bana şu cöyde, hop, ben yoyu bir yazılışını şimdi benim alır yazsam bulan. Array'lerde mesela bize bir şey, string funksiyelerini ben kıskaca şatken mesela de olsun. Ama şimdi bunu bana bir cüyde kareyle nema soru yaptı bunu. Consumer degen narsa soru yaptı bunu. Consumer. Hop demek bir yılda action bunu. Hop new diyeyim ben. New de diyorsan o şey buradan ne zaman ki bana bir cüyde kurtulursa bir de interface çıkan bir yaptı. Consumer. Yani bana şu cüyde interface'ini aynen bana bu funksiyonun içinde new kuru bir yaratı yaptı da. Eti o bir. Siz eğer interface'ini bana buna kadar funksiyonun içinde New York'u bir arada diye bu siz, bu şu interface içindeki funksiyonlarız var mı? Abstract funksiyonlarız. Aynen bana şu cüye özgü override bunu. Ben. Gördünüz mü? Consumer degen interface'in içinde, yani bana bu cüye kırsak, ben accept degen bize de nasıl var eken, funksiyonuz var. Ve bana şu funksiyonu ben yönüme kılıp verdi, override kılıp verdi. Çünemse, aynen bana bu for each degen funksiyonun içine çakırsak. Say output, test çıkarsaydı, burada o şey listin içindeki ham elementini bana bu S degen özgür uçuyla uzlaştırıp bize çıkar veren. Hop, indi kayda bunu, bana bunu. Ben daim ben hazır ki yazdığım vaziyetimde kısa konuşta sırası yazıp koydum. Yazardım bana bu cüydü. Ben kayda. Burada kayda ben bulamam. Hop, bana bu cüydü kursaydı, bana uzun prazıraşını yapıp koydum. Üstüge yeterli yapmışsa bana.
Demek replace with lambda. Demek ki lambda ge şuna sen özgürtürek. Lambda expression diyeyim. Şunca var. Bir de işte sıradaki mavcud bugün funksiyalarını maksimal küçük ayıttır bir ilişki hizmet kılıyor. Altı indir basama. Ve bana bunu hakkını işte kılıyordu. Birinci usulü. Ve yana bundan hem küçük ayıttır dediğim usulüm var iken lambda da bana ogohlantırış veri yaptı bana. Yana altı indir basam. Kordunuzu. Yani umumi bana bu korunuşta bir kator bana bu korunuş ki gelir. Hamasını vazifesi o işte for işte demek malumatlarını çıkar bir şey. Hamasını o işte malumatlarını çıkar bir yaptı bize. Hobi yakışı. Demek kurduk ya. For iş, for'da çıkarıştı bana 5, doğru 5 kalı sonunu kurduk. Yaxshi, endi mana shu joyda yana bitta usul bor, faqat bu for da usul emas. Masalan, bo'lsa, men sizlarga hozir buni yuqorida iterator degan alohida bitta tushunchani aytdim. Demak, list iterator. Ne bu bizga ko'rib turibsizlar, iterator tipida, mana bu iterator bu bizda interface mana iterator tipidagi alohida bitta ro'yxatga olib beradi. Ya'ni bu yerda bitta narsa bor. Iteratorni o'zi ham alohida bitta ro'yxat deb olsak bo'ladi. Faqat bu ro'yxatni chiqarish boshqacha usulda amalga oshiriladi va bu ro'yxatning ichidagi funksiyalar sal boshqacharoq. Iterator nuqta desak, mana o'sha has next, next, for each remaining, remove. Mana ko'ryapsiz. Mana shu funksiyalar bor xolos. Hop, bunga mana bunaqa add degan narsalar yo'q-da, tushunyapsizmi? Xo'p, endi bu yerda mana shu ro'yxatda biz elementlarni chiqarib berishimiz uchun, demak, oddiygina mana bu yerda iterator has next degan funksiyasini chaqiramiz. Cout, iterator next. Buni nima qilib beradi endi? Bu ham o'sha xuddi for nima ish qilgan bo'lsa, bu ham xuddi shu ishni qiladi. Mana hamma elementlarni chiqarib berdi. Demak, bu yerda nima qiladi? Xo'p, demak, iterator tipida bizga bitta ro'yxatga olib berdi bu narsani. Xo'p, endi bu yerda qarayling. Iterator has next degani keladi mana shu joyda. Demak, 0-chi indeksli element bormi deydi? Has bormi deydi? Bor bo'lsa, demak, mana bor bo'lsa, mana bu shartga tushadi va mobiler degan tekstni chiqarib beradi. Sirasi mana shu joyda, как bizda forda indeksni i++ qilib ketamiz, indeksni oshirib ketamiz. Xuddi next degan funksiyasi ham xuddi shu ishni bajaradi. Ya'ni 0-chi indeksdagini chiqardi, uni keyingisiga o'tib ketdi degani. 1-chi indeksdagini chiqardi, keyingisiga o'tib ketdi degani. 2-chi indeksdagini chiqardi, demak, keyingisiga o'tdi. 3-ni chiqarib bo'lgandan keyin shu joyda tugaydi. Ya'ni o'zi keyingisida yo'qda hech narsa. Mana shu joyda o'zi to'xtaydi. Tushunadimi bu? Hop, bu unaqa ko'p ishlatilmasa ham shu yerda bilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hop, yaxshi. Hop, endi. Demak, kelinglar mana shu joyda bizga juda ham bir muammo tug'dirgan, ya'ni arraylarda muammo olib kelgan o'sha demak, o'chirish holatini ko'ramiz. Demak, listdan bitta elementni o'chirib olamiz. Remove. Remove. Demak, ko'rib turibsizlar, remove'da İki xil ko'rinishda demak ma'lumot bersak bo'lar ekan. Indeks bersak bo'ladi, object bersak bo'ladi. Indeks degani nima degani? Masalan, mana shu joyda hozir men 2 deb bersam, Shahriyorga o'chirib tashlaydi-da. Xo'p, keyin mana bu joyda chiqarib qo'yamiz, shuni list chiqarib qo'yamiz va mana bu joyda cell list deb yozamiz. O'chirib bo'lgandan keyin. Demak, e'tibor bering. Birinchisida mana ko'rib tursangiz, 4 ta bor edi. Demak, Shahriyorga o'chirib oldik biz va mana bu joyda nima qoldi? 3 ta qoldi. Endi bu yerda biz mana bu joyda xohlasak indeks beramiz, xohlasak object beramiz. Endi bu yerda mana bu joyda object deganimiz o'sha listni tipi qanaqa? O'shanaqa ko'rinishdagi ma'lumotni berishimiz kerak. Masalan, mana bu joyda bizda hop, academy degan so'z bersak bo'ladi. Demak, mana shu academy degan so'zni topadi. Agar bor bo'lsa, bor bo'lsa, o'sha so'zni o'chiramiz. Bu mana bu joyda bizani bitta obyektimiz bo'ladi. Nechta bo'lsa ham o'chiraveradimisiz? Yo'q, bitta o'chiradi. Bitta o'chiradi. Remove faqat bizda bitta o'chiradi.
Endi bu yerda for'da siz qanaqadir shart berib turib o'chirsangiz ham bo'ladi. Tushunali? Ha, remove all ham bor ekan-ku, hammasini o'chiradigan. U remove all ro'yxat ichida ro'yxatda o'chiradi-da endi. Hozir endi narsa kelamiz unga. Hozir endi qaranglar. Hop, endi mana shu remove da yana bitta zo'r funksiyasi bor. Demak, list o'sha nima aytgan ishni qilib beradi. Nazoga aytgan, demak remove if degan bor mana. Faqat bitta shart berish kerak. Demak, korpusda bir yerda shartimizda, demak predicate degan alohida bitta bizaga nimadir so'rayapti-da. Mana bu predicate consumerlarni mana shunaqa ko'rinishda, ya'ni so'roq ichida ko'rinsa, demak bu yerda bilingki, mana bu joyda ichida bizga interface berishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, new mana ko'rdingizmi? Mana new ni bosdim o'zi chiqdi. Predicate bo'lsa, bu joyda korpusda test degan funksiyani menga chiqarib berdi. Bu funksiyani men o'zim yozib qo'ymaganman hech qayerda. Mana bu interface ichida mavjud mana test. O'sha funksiyani menga olib beradi. Shartni mana shu joyda beraman. Ya'ni qanaqa shart beraman? Demak har birta keladigan SMS'larning qiymati demak masalan akademik bo'lsa, demak o'chiraman. Yoki qanaqadir bu yerda down shart bersangiz bo'ladi. Yoki hop deyman mana bu joyda. Hop Abbos degan tekst bo'lsa o'chirib yubor. Bu o'chiradi. Hop deyman mana bu joyda chiqarib ko'rishingiz mumkin. Demak listni demak listni o'zini va bu yerda ham mana remove qilgandan keyin listni o'zini chiqarib ko'rsak, o'sha İkide elementi topu buz avtomatik uçuru var. Bitti de. Görüyorsunuz. Şimdi bunu maksimal kualatta bize lambda'yı uzgatır edigen bu sek. O, cüde o diye bulundu bana. O, alt enter. Gördüğünüz. Bitti katoru uzdu. Şuna ise amaldı bu gitti. Yani bir de bana bu S'deki uzgar uçumuz. O şey listin içindeki her bitti keledigen elementimiz bu. Bunu içinde korkutursa hiç kanka for'da hemen ellenmedik de bu. Bunu remove if'ni o'zida har bir elementni oladi, tekshiradi, bo'lsa o'chiradi. Bo'lmasa indamaydi. Ko'rasizmi, bu yerda akademiya degan so'z ham bor, abbos degan so'z ham bor. Demak, birinchi mabalar degan tekst oladi, bu shartni qanoatlantirmadi, akademiyani oladi, xo'p, shartni qanoatlantirgan deydi, o'chiradi. Keyingisi bu yerda Shahriyorni ko'radi, Shahriyor yo'q ekan deydi. Xo'p, keyingisi abbos o'tadi, abbos bor ekan, abbosni o'chiraman deydi. Va listdan o'ziga keraklilarini o'chirib tashlaydi. Remove if degani şey nima desa bo'ladi endi o'chirish agar umuman tarjimasidan ham kelib chiqsa ham bo'ladi. Bu yerda. Yana qanaqadir shart berib o'chirsanglar bo'ladi degan yerda. Xo'p, yaxshi. Endi hodi mana bu joyda ko'rib turibsiz bizada bitta listimizda bor ekan. Hop, bu yerda kelay mana shu listni bizga, hop, list 1 deylik, ya'ni bir bitta ro'yxatimiz bo'lsin. Hop, demak mana bu yerda list, hop, demak string, hop, list 2 deyman shu. New array. Hop, demak list 2 ga mana shu joyda mana endi qo'shaman. Demak, Jasorni qo'shamiz. Hop, Jasor va mana bu joyda Nazor qo'shdim. Demak, bu yerda ko'rib tursa, bu mening bitta ro'yxatim bo'ldi, bu mening ikkinchi ro'yxatim bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Men bu yerda alohida bu bitta massiv, bu bitta massiv. Xo'p, yaxshi. Endi shu yerda juda ham bir ajoyib zo'r xususiyat bor. Add degan funksiyamiz bor-ku. Va shu joyda add all degan funksiyamiz ham bor-da. Ya'ni bitta ro'yxatga ikkinchi ro'yxatni qo'sh deb bersak bo'ladi. List 1 ga add all ni, add all ga list 2. Ya'ni mana bunga hozir mana bu elementlar shuni oladi-da, davomidan qo'shadi mana bu joyda. Xo'p, deb bu yerda cout qilib list 1 ni chiqarib ko'radigan bo'lsa, bizada o'sha 4 ta emas, endi 7 ta element chiqadi. Mana. Ko'rasizmi? Endi siz mana shu joyda add all ni ham aytsangiz bo'ladi, shu indeksdan boshlab qo'sh deb aytsangiz bo'ladi. Mana shu joyda akademiyadan keyin qo'sh demoqchiman. Demak, bu yerda nima deb beraman? Ikkinchi indeksdan keyin o'sha list 2 ni qo'sh deb buyurib beraman. Mana. Demak, akademiya mana bu joyda Jasur Orifjon Nazokatni qo'shdi-da, demak Shahriyor Abbos keyingi qadamga surildi mana. Ko'rayapsizmi? Agar mana shuni sizga
Jasur orif masulada qilib beringlar desa haqiqatda mana bu aynan mana bu ishni qilish uchun yaxshigina dasturiy kod yozardinglarda. Ko'rasizlar, yani bitta ro'yxatga ikkinchi ro'yxatni qo'shish. Xo'p, kimda qanaqa savollar bor? Tushunyapsizlar? Ha, bor ekan-ku men hayot. Hayot bor. Hayot bor dedi. Hop, endi davom etaman. Tasavvur qilamiz, demak, bizda mana shu joyda ikkita ro'yxatimiz bor. List 1 va list 2. Mana bu joyda hop, kelinglar, mana shuni Jasur deymiz va mana buni hop, Orif jon deb qo'yamiz. Bitta ro'yxatimizda 4 ta element bor. İkinci ro'yxatimizda demak 3 ta element bor. Şu da bir adjoy zor yana funksiyası var. Remove all diye funksiyası var. Remove all list 2. Bunu mı kabul bize? Yine kanalı. List 1'deki elementlerini kurduk. List 2'deki elementlerini kurduk. Ben şu list 1'in içinde list 2'ni bana bu elementler var mı? Cahsur, orucu, nazoket diyenler var mı? Bir de. Ben bunu da. Bor ha? Demek Cahsur bilen orucu can vardı. Bu şey borlarını uçuradı. Mana bu bilan bittasi yo'q-ku. Yo'q, nazokat bo'lish shart emas. Tushunyapsizmi? Men mana bu joyda hozir bizda bitta, ha, yana bitta narsa to'g'ri, nazokat ham bo'lish kerak, chunki bizda list bitta ro'yxat bo'ladigan bo'lsa, o'sha ro'yxatni to'liq hamma ma'lumoti bo'lish kerak. Ya'ni to'g'ri. Men mana bu joyda mana bu bo'lmasa, bizda o'chiramiz. Odayı remove qilganimizdan keyin mana buni list 1 ni chiqaramiz va list 2 ni chiqarib ko'ramiz. Kimdandir yomonchi qilyapti lekin. Qolman. Ya ko'rasizmi, demak, Shahriyor Abbos o'zi qoldi bunda, chunki Jasur Orifjon mana bu joyda nazokat bu ro'yxatda bor edi. Agar mana bu joyda o'sha yuqoridan gapim, agar mana bittasi bo'lmasa ham. Demak, Jasur bilan Orifjon o'zini o'chiradi. Chunki bu yerda ikkinchi ro'yxatda bordi, ya'ni xullas mana bunaqa narsa. Bitta ro'yxatni ichidan ikkinchi ro'yxat elementlari bo'lsa, topsa o'chiradi o'shalarni. Agar topmasa o'chirmaydi. Tushundinglar? Tushunarli. Ketma-ket bo'lib shart emas ekanda. Mana shart emas. Mana bu teoriya bittasi bo'lsa o'chiraver ekan. Orifjon, mana bu joyda bo'lsa ham o'chiraveradi, xolos. Mana indekslar bo'yicha umuman qiziq emas, ularga shu elementlari bitta ko'p, bitta kam bo'lishi ham shart emas. Mana bu joyda hozir umuman boshqa ma'lumot yoki bo'lmasa elementlarni boshqacha ko'rinishda qilsanglar ham farq yo'q. Bog'larni o'chiradi. Hop, yaxshi. Endi shunga teskari yana bitta funksiyamiz bor ekan. Remove all va bu yerda retain all degan funksiyamiz bor ekan. Bu nima qilib beradi? Xuddi shu jarayonni teskarisi yo'llarni o'chirib beradi. Mana qarang, Jasur bu ro'yxatda bor. Hop, Shahriyorni o'chiradi. Hop, Abbosni o'chiradi. Orifjon bu ro'yxatda bor. Demak, Orifjonga tegmaydi. Demak, bu yerda hozir birinchi ro'yxatimizda Jasur bilan Orifjon qoladi. Ikkinchi ro'yxatimiz o'zida saqlanadi. Demak, Shahriyor bilan Abbosni demak o'chirib tashlaydi. Ya'ni o'sha yo'qlarni o'chirib beramiz. Retain all degan funksiyamiz. Tushunarli? Tushunarli. Xo'p, yaxshi. Unda davom etamiz. Xo'p, bizda yana qanaqa funksiyalarimiz qoldi? Ko'rishimiz kerak bu asosiy funksiyalarimiz. Contents bo'ldi. Hozir mana bu joyda umuman olib qaraganda list contains bor. Contents bor, contains all bor mana. Contents qiladigan bo'lsak, bu yerda bitta obyekt bo'yicha tekshiramiz. Demak, Abbos deymiz. Xo'p, o'sha list ichida ro'yxatimizdan ichida Abbos bormi? Bor bo'lsa true chiqarib beradi. Yo'q bo'lsa false chiqarib beradi. True.
Şimdi yine yani bir de contains bitti. Demek ki bize de element teşir verirken. Şimdi şurada kalede bana bu cöyde contains oldu yani burada. Contains all. Yani bu bitti ruhat içinden ikinci ruhat elementler bor ligini teşir verir. Bor yok yok. Mesela az bana bu cöyde kalede. List barımızda da turt element var. Bana gördük. O contents all kullanımız list 2. List 2 elementler 2 deyken. Var mı? Yani list 1'in içinde bana bile var. Var mı? Turu çıkarmayalım. Böyle. Eğer ama şöyle bir element bu mekosa. Bunda false çıkarmayalım. Nazoke list 1'de yok mu? Şunun için false deyip çıkarmayalım. Hop. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alıyorsunuz. Hop yaşı. Ve listede yani bize de kanaka funksiyonlarımıza kaldı. Hop, to array diyen funksiyonumuza kaldı. Demek bunu mu haber edin bize geldi. Demek listede to array diyen funksiyonumuza kaldı. To array. O, bu şey bize ki alakada masif bir olgu vermeyordu. Bunu sen aldığın kaysları projekte birge şartla okuduk. Teori masif bir olgu vermeyordu. Yani ruh hatta masif bir olgu vermeyordu. Fakat bunun tipi object tipi de böyle. Hop. Yani bize mamcudu object'ni. Orada ne maksayı buladı? Çıkar kursayı buladı. Object. Hop. Hop, endi qaraylar. Bizda bitta holat juda ham bir muammo bo'lganda. Arraylardan siz qaysidir obyektlarni sort qilish, hatto obyektlarni o'sha filtriga qarab turib, masalan, yoshiga qarab yoki bo'lmasa umuman ism familiyasiga qarab alifbo bo'yicha sort qilish haqiqatda muammo tug'dirgan bizga. Ya'ni ko'pchilik kimdir adashmasa, bu guruhdagi comparing, ya'ni komparatorni alohida bitta xususiyatdan foydalangan. Xo'p, endi mana shu joyda o'tadigan vaqtimizga keldik. Hop, tasavvur qilamiz, mana shu joyda men, hop, alohida bitta package ochibdi, sort deyman. Shunda menda bitta user degan, yo'q, contact degan klassimiz bor. Contact. Mana bizda oddiy kontaktimiz ana, qanaqa maydonlar bo'ladi? Oddiy bu yerda kontaktni nomi bo'ladi, mana. Hop, private string o'sha kontaktni demak, raqam bo'ladi, telefon raqamimiz bo'ladi. Bu yerda constructor Orada böyle getter setter deyimiz. Aman keserim. Ama scanning code mu? Get name haberde Number bu ya açık edeyim bana. O ve ben şu cüde to string diyeyim sana. Hop yakışı. Şimdi kareyle bir de main class açalım. Main class açtım. Hop diyeyim ben şu cüde public static void main diyeyim ben. Hop zeyinde all the array ile bu içe sort kımakçı bir şey kanı ekleyemiz. Ve tasavvur kılamızda da bize de hazır kontakt masifimiz var. Kontakt masimiz var. Kontakt stilimize new kontakt. Ha bir de mesela tasavvur kılığımızı 3'te elementimize var. Ha bir de kontakt ne demek nurinciye ha new kontakt. Bak. Sancar. Ha ne yapalım cüyde. Mesela 1, 2, 3 dedim bunu. Düşünaka demek 2, 3 dedik. Ha demek cesur. Demek, Alişer. Demek 3 element koştu ya bana.
Ama bu üç emas, ikki bo'ladi. Hop, shu massivni nima qilishimiz kerak? Name bo'yicha, ya'ni ismi bo'yicha sort qilishimiz kerak. Hop, endi bu yerda birinchi usulimiz qanaqa usulimiz bo'ladi, qarang. Hop, contacts nuqta, hop, o'sha o'zimizdan arrayimizda bor-ku, arrays nuqta sort degan funksiyamiz. Contacts ni berdik, mana. Bu yerda contacts ni berdik, faqat hozir bitta narsani tushunish kerak. Sort funksiyamizda agar string bo'lsa, string o'zini alfabet tartib bo'yicha bizga sort qilib beradi. A bu yerda contacts degan massivimizda u bizda bitta obyektda u. U obyektni ham nimasigadir qarab sort qilishni biz aytib qo'yishimiz kerak mana bu joyda. Name bo'yicha qilasanmi yoki raqam bo'yicha qilasanmi yoki yoshi bo'yichami aytib qo'yishimiz kerak. Xo'p, mana shu joyda, demak, xo'p, mana bu joyda ko'rsatsam, comparator degan o'zini interfeysi bor ekan. Hop, bu yerda mana new deyman, comparator. İkkita obyektni berdim menga, e'tibor bering. Xo'p, hozir nuqta compare deyman. Hop, men compare. A, demak, o1ni, demak, o'sha name, get name, hop, compare to deyman. O2ni, demak, get name deyman. Bu xuddi shu narsani o'z amalda bajarib beradi. Hop, bu yerda siz chiqarsangiz bo'ladi. Cell arrays nuqta deep to string kontekstni chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Endi sizga arrayni sort ko'rinishida chiqarib beradi. Ya, Alisher birinchi, Jasur ikkinchi, Sanjar uchinchi bo'ldi. Sortlandi haqiqatan, to'g'ri? Xo'p, buni ham qisqartirsak bo'ladi. Lambdagi va mana comparator comparing contactni get name bo'yicha quyidagicha ko'rinishda bir qatorda o'zida sort qilsak bo'lar ekan. Endi sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Sanjar aka, bizda default holatda bizga 100 ta deb berganmizda, mana shu joyda bizda count degan o'zgaruvchimiz bordi. Biz 0 qilgandikda mana bu joyda countni har safar nima qiluvdik? Bitta-bittaga oshirib ketuvdik qo'shgan paytimizda, to'g'rimi? Ya'ni uyga kelsalarda xuddi shunaqa qilamiz. Count count mana. Bir 1 bo'lyapti. Hop, 0-inchi indeks, 1-inchi indeks, 2-inchi indeks. Hozir mana shu holatda sort qilmaydi bu. Men. Sort qilmaydi. Nima uchun sort qilsin bu? U 100 ta elementi borda, siz faqat 3 ta element qo'shib qo'yasiz. Sort qilmayman deydi. Hop, mana bu holatda 0, 1 degandek mana bu narsa kerak emas ekan-a. Chunki mana bu joyda qarang, 3 ta elementi borda, u 97 ta element nima qilyapti? O'tirdim shunday. Bizga 97 ta elementgacha sort qilish kerak emas. Bizga boshlagi 3 ta element bo'yicha sort qilib bersin. Qolganini umuman qiziqtirmaydi bizga. Chunki biz bilib turamiz 97 tasi default holatda null turibdi. Endi mana shu joyda arrays ham o'zini tayyor mana bu joyda mana range from index to index degan nimasi bor ekan, funksiyasi bor ekan. Demak 0 dan shu joygacha countgacha deb yozib qo'yishimizga to'g'ri kelar ekan. Mana 0 dan countgacha. Bu arraylarda shunaqa ko'rinishda yoziladi. E'tibor bering. Mana, demak, bizda hozir sort qilib berdim shunda. 0 dan countgacha qilib berdimmi? Sort qilmadi shekilli buni. Sort qilmadi chota. 0 larni ham chiqardi-ku bu. Bu yerda hammasini chiqarib berish kerak-ku. Shuning uchun. Sort chota nimagadir sortimiz ishlamadimi? 0 dan count gacha. Count minus 1 gacha sort qilmaydi. Hoz. Nimaga? Endi shunga o'xshardi, men Alisher 3-chi to'g'ri qolib ketdi, Jasurdan bir almashib qoldi. Masalan, oxirida count deb ha, demak, men bu joyda o'chirmasligim kerak. Xo'p, demak, 0 bo'lsa 1 bo'ladi, 1 2. Ha, demak, mana bu joyda bitta biz shu yerda adashdikmi? Xo'p, mana. Ha, endi to'g'ri bo'ldi mana. Shu yerda xato qilgan ekanman. Demak, Alisher, Jasur va mana Sanjar. Endi qolganini endi bu yerda default 0 turishligi kerakda, chunki biz hamma kontaktni ma'lumotini chiqarib beramiz-ku. Chunki bu yerda o'sha to'liq massivni chiqarib berganimizda, agar 3 tasini chiqarib berganimizda, unda 4 da chiqarib berardik har bittasini. Birinchi shunda Alisher, keyin Jasur, keyin Sanjar chiqardi. Bu endi massivlarda mana shunaqa saralash imkoniyati bor. Massivlar. Endi bundan tashqari, ya'ni mana bu usuldan tashqari,
bizdagi ya'ni massivlarni o'zida mana massivning tipi sizda obyekt klass tipida. Yana bitta osonroq usuli bor. Bu yerda demak o'sha klassga kirasiz, demak kontakt klassga kirasiz-da. Bu yerda implements klassiz. Demak comparable degan interfeysga va mana bu yerda o'sha interfeysga siz kontakt o'zini klassini berib qo'yasiz. Xo'p, shunda bu sizga bitta nima qilib beradi? Compare to degan funksiyasini override qilib beradi. Chunki u interfeysda bu, mana bu. Va mana shu joyda siz aytasiz this nuqta get name'ni, xo'p, demak compare to o degan obyektni, demak get name'ni. Va endi mana bu joyda mana bu narsani shunda yozishga umuman ehtiyojingiz qolmaydi. Ya'ni mana bu narsa o'chirib yuborsangiz ham bo'ladi. Chunki mana bu o'chirgan narsam bu aynan mana shu field bo'yicha, ya'ni name bo'yicha sort qilib berasan deb bizga aytib qo'yardi shu. Endi biz xuddi shu shartni mana bu joyda o'zida berdik. Ya'ni contact klassini o'zida biz aytdik shu. Demak, agar sort ishlatiladigan bo'lsa, shu yerda name bo'yicha sen sort qilib berasan deb aytdik biz. Mana, demak, o'sha biz kutgandek name bo'yicha mana Alisher, Jasur va Sanjar degan ma'lumotlarni chiqarib beradi. Endi bu ikkinchi usul, ya'ni massiv berasiz, 0 dan countgacha sort qilgin deysiz. U mana bu kontakt massivizni qaysi filtrga qarab turib sort qilishni bu mana bu joydan belgilab oladi. Name bilan get name. Xo'p, yaxshi, shu yerdan bilib olaykan. Demak, comparable bu interfeys degan interfeys ichida mana ko'rib turibsizlar, bittagina funksiyasi bor ekan, compare to degan. Yaxshi, buni ham demak nima qildi? Override qildi. Xo'p, mana bu jarayonda nima bo'lyapti? Endi aynan sortda qanaqa ko'rinishda ishlaydi sort? Ya'ni siz masalan agar sort hozir mana shu imkoniyatdan foydalanmasak, siz nima klassni sort qilish uchun? Ikkita stringni olasiz. Endi umuman ikkita string bo'lsa, siz mana olasiz. Nima qilasiz o'sha ikkita string? Demak, birinchi harflarini olasiz, tekshirasiz. Masalan, Baxtiyor, Alisher bo'lsa, Baxtiyordan B olasiz, Alisherdan A olasiz. Qaysi biri katta deysiz? Xo'p. O'sha IC2 jadvalda qaysi biri birinchi o'rinda turadi? Haqiqatan ham Alisher 65-chi o'rinda turadi, A harfi, Baxtiyor B 66-chi o'rinda turadi. Demak, Alisherni olasizda Baxtiyor o'rinda emas, Baxtiyor olasizda Alisher o'rinda emas. Xuddi shunaqa obyektlarda ham shu jarayon takrorlanadi. Hop, kontakt degan bitta obyekt bo'ladi va o'sha kontaktni mana shu joyda name ni oladi-da va mana bu joyda keladigan obyektni name ni olib turadi. Ya'ni ikkita obyektni oladi-da har safar nima qilib yuraveradi? Bir-bir bilan name'lar bo'yicha tekshiradi. Qaysi birlarni name'lari demak o'sha IS2 jadvaldagi o'rni yuqori bo'lsa, o'sha birinchi o'ringa chiqib qolaveradi. Xuddi shunaqa ko'rinishda, demak sizda sort amal ishlaydi. Demak, bu yerda ko'rib tursa, massivda shunaqa usulda qilinar ekan. Xo'p, yaxshi. Endi bu yerda o'z Sanjar aka. Xo'p. Bu sortni chaqirganimizda compare to o'zi ishlab ketyaptimi? Ha, o'zi ishlab ketyapti. Mana massiv beryapsiz bu yerda. Xo'p, 0 dan countgacha sort qilasan deb aytayapmiz va qaysi filtrga qarab turib. Ha, bu yerda name bo'yicha nima ishlab ketyapti? Shunaqa-da, shunaqa ishlab ketadigan narsa qo'shib qo'ying-da bizga. Shunaqa xususiyati bor. Ya'ni mana bu joyda sort qiladigan bo'lsangiz, o'sha funksiyani mana bu contact class ichida mana bu interfeysni, comparable interfeysni tekshiradi, implementatsiya qilinganligini va mana bu joyda o'sha compare to funksiyasi qaysi filtrga qarab turib sort qilishligini bu bildirib turibdi o'sha yerda. Shunga qarab turib bu o'sha kontaktni bizaga sort qilib beradi. Endi qaranglar. Bu yerda listimiz bor-a? Hop, listimiz ham endi faqat string bo'lmaydi-da bu. Bu bitta obyekt bo'lishi mumkin. Kontakt list mana. Kontaktlarning ro'yxati. Endi biz o'rgandigan listni ishlatish kerak. Listda bizda hech qanaqa nima kerak emas, shuncha elementi bor deb aytishimiz kerak emas. Endi qaranglar, kontakt listni demak biz endi qo'shishimiz uchun add degan funksiyasini qo'llanamiz. Bu yerda mana oddiy qo'shib ketaveradi-ga. 0-chiga, 1-chiga deb tenglashtirib qo'yadi. Endi add qilishimiz uchun mana bu yerda bizda obyekt qo'shishimiz kerak. Qanaqa obyekt? Kontakt obyekti. Nima uchun kontakt obyekti? Chunki biz listni tipini kontakt deb aytdik-da. Aynan san ro'yxatni kontakt tipida yaratasan. Stringda emas, integerda emas, double emas, kontakt, ya'ni obyekt tipida yaratasan. Endi biz har doim nima qilishimiz kerak? Bitta obyekt berishimiz kerak. Xo'p, demak mana buni olamiz. Mana
bitta obyektni qabul qiladi. Hop, demak, mana buni olamiz edi, mana bu joyda bunga ham qo'shib qo'yamiz. Va eng oxirgisida turib, demak, bu yerda bu 3 ta obyektni sirasiga qo'shdik. Men hozir ko'rib turasizlar, bu yerda mana bunaqa qilmadim, ya'ni obyektni qo'shayotgan paytimda, hop, birinchi o'sha obyektni o'zini yaratib olib, mana bunaqa ko'rinishda qilib mesela S degan obyektni yaratib olib, bunaqa qilib o'tirmadim. Sirasiga mana shu qismni olindi, qo'shdim. Uje obyektni qanaqadir o'zgaruvchiga o'zlashtirib, keyin add qilmadim demoqchiman. Tushunyapsizmi? Demak, bizda hozir 3 ta obyekt bor ekan. Hop, Sanjar, Jasur, Alisher degan obyektlar bor. Endi hop, ro'yxatimizda 3 ta element borligini bildik. Bizlarga hech qanaqa bir count degan o'zgaruvchi kerak emas endi. Chunki buni o'zi oshib boradi. Buni o'zida count bor, listda o'zida. Ya'ni o'zi hisoblanib boradi. Qo'shilsa, o'zi oshadi avtomatik. Endi buni qanday qilib sort qilamiz desak, mana shu joyda collections deymiz. Array da arrays edi. Hop, collections da collections degan alohida bu funksiyasi bor. Sort. Demak, nimani beramiz? Contact listni beramiz. Contact list. Endi bu yerda collectionni sort qilayotganda mana bu narsani tekshiramiz. Comparable bormi deydi? Ha, bor ekan deydi. Xo'p, bor bo'lsa, demak compare to degan funksiya ham bo'ladi. Va mana shu compare to degan funksiyani tekshiramiz. Qaysi filter bo'yicha biz sort qilamiz hozir degan savolga javob topish kerak bu. Agar mana bu joyda agar siz collectionlarda ham buni yozmasangiz, mana bu narsani qilmasangiz, collectionlar o'zida mana bu joyda nima qilasiz? Mana xato beradi. Mana ko'rasiz, xato beradi. Va bu yerda ham siz o'sha new comparator deb turib aytishingiz kerak. O'sha ikkita obyektni olamanda, o'sha obyektni, demak, get name'larini solishtiraman. .getName. Va mana bu joyda buni soddalashtirib qo'yishimiz kerak. Massivga o'xshash, faqat bu yerda array da arrays edi, collection edi, collections. Deyarli ishlatilish usuli bir xil. Aytib o'tgandek, agar siz mana bu narsani comparable implement qilib qo'ygan bo'lsangiz, bo'ldi, men bu narsa kerak emas, mana bu qism kerak bo'lmaydi. Buni o'zi avtomatik sort qilib beradi. Hop, cout contact list. Qarabsiz, demak, ikkalasi ham bunaqa juda ham qiyin emas. Demak, arraylarda ham, collectionda ham bir xil sort qilish jarayoni bo'lar ekan mana. Bizda listda anchagina soddaroq bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar mana shu proyektni kontaktni oxirigacha yetib qo'yamiz. Ya'ni umuman collectionlarda, ya'ni listlarda mana shu kontaktni oxiriga yetib qo'yamiz. O'tgan mavzuga murojaat qilamiz. Demak, mana bu joyda mana bitta interfeys ochaman. Hop, demak, kontakt service degan interfeysimizda, interfeysning ichida faqat abstrakt funksiyalarni yozadi. Void. Hop, demak, kontakt qo'shish. Ya'ni umumiy o'sha telefonimizdagi bor xususiyatlar. Void. Kontaktlar ro'yxati. Hop, demak, list deymiz. Hop, void. Nima deymiz? Delete kontakt. Bitta kontaktni o'chirib olishimiz ham mumkin, to'g'rimi? Hop, demak, qidirishimiz ham mumkin. Search kontakt. O'zimizga kerak bo'lgan kontaktni ustini yozib qidirishimiz ham mumkin. Void edit qilishimiz ham mumkin. Shu bitta kontaktni o'zgartirishimiz ham mumkin. Hop, endi mana bu joyda bitta alohida yana bitta class ochaman, chunki buni implementatsiyasi uchun kerak bo'ladi. Kontakt service implement va implements hop kontakt servis deyman. Va buni ichidagi funksiyalar nima bo'ladi? Override bo'ladi. Hop, yaxshi. Demak, menga nima kerak? Bitta list kerak, o'sha kontaktlarni ro'yxatini saqlab boradigan bitta ro'yxatim kerak menga. Men list deyman, kontakt deyman. Kontakt list new array list. Ko'rsa bu yerda endi count degan o'zgaruvchi umuman kerak emas. Chunki buni o'zi oshib boradi. Faqat bizaga scanner kerak. O'sha konsoldan kiritish uchun. Yaxshi. Demak, mana bu joyda cell name kirib deymiz. Hop, demak, mana bu joyda error o'chiramiz. Hop, demak, mana bu joyda number ni kirib deymiz. Hop, demak, string name hop scanner next. Va mana bu joyda ham xuddi shunaqa. Faqat demak, o'sha
Endi shurda listga ma'lumot qo'shishimiz kerak. Ya'ni kontakt listga add qilishim kerak nimani? Bitta kontakt obyektini qo'shish kerak. Obyekt qo'shish uchun u yerda menda tayyor obyekt bo'lish kerak, ya'ni kontakt degan. Kontakt S1 degan bitta obyekt ochamanda va mana shu joyda name bilan number'ni beraman konstruktor orqali. Name va number. Ko'rib tursan, o'zi mavzular bir-biriga ulanib ketyapti. Konstruktor obyektga ulanib ketadi. Hop, bu yerda keladigan obyektingiz endi mana bu joyda funksiyaga qo'shilib ketish kerak. Bo'ldi, mana shu jarayon tugadi. Mana ro'yxatga siz bitta element qo'shdingiz mana. Xo'p, list chiqarishingiz uchun nima qilasiz? Xo'p, bu yerda o'sha contact list for listda cell va bu yerda contact chiqarib qo'yishingiz bo'ldi. Contactning to string bor mana. Har bitta obyektingizda o'zi to stringini chiqarib beradi. Tushunyapsiz? Xo'p, delete contact o'chirishingiz kerak. Endi bu yerda o'chirishni qanaqa qilasiz siz? O'chirishda endi bu yerda nimasi bo'yicha o'chirishni so'raysiz yoki bo'lmasa tanlash imkoniyatini berishingiz kerak. Agar siz name bo'yicha o'chirmoqchi bo'lsangiz, o'sha aynan mana shu Sanjar degan kontakt nechinchi indeksda turganini topib olishingiz kerak bo'ladi listdan. Kontakt listdan. Yokida o'sha o'zimizning usulimiz, demak, for deb turib, xo'p, o'sha kontakt listni demak, size gacha biz, to'g'rimi? Xo'p. Cout, xo'p, i+1 va mana bu yerda kontakt listni get intsini chiqarsam hozir menga har safar nima qilib beradi bu? Bu bitta bitta obyekt chiqarib beradi. Tamangimi? Get i desam e'tibor bering. Bitta indeksda turgan elementni olib berish kerak-da. Menda ro'yxatda bitta indeksda turgan element bu kontakt degan obyekt turibdi-da. Tushunyapsizmi? Endi mana bu kontakt degan obyektning ichida men xohlasam get name'ni olaman, xohlasam get number'ni olaman. Tushunyapsizmi? Hozir faqat menda obyektni o'zini to string ma'lumotini chiqarib beradi. Ha, mana bu joyda nima deyman? Xo'p. End deyman. Xo'p, scanner. Next int deyman. Ya'ni tanladim va mana bu joyda bizda -1 qoldi. Xo'p. Xo'p, yaxshi, tanladik. Demak, endi qaylaymiz. Tanlaganimizdan o'chirib olishimiz kerak, ya? Nima deymiz endi bu yerda? O'sha contact list. Xo'p, remo. End bo'ldi. Endi bersak bo'ldi. Chunki bu yerda tanladik-da biz. 1, 2, 3, 4, 5 deb masalan 5ta kontaktni ro'yxatini chiqarib berdi. Biz masalan 5ta tanladik. Hop, bu yerda o'sha 4-chi indeksda turgan elementni o'zi avtomatik o'chirib tashladi. Ya'ni bitta obyektni o'chiradi shu yerda. Tushunyapsizmi? Hop, search contact. Qidirishimiz kerak. Endi qidirishda nima qilamiz qidirishda? Xo'p, bu yerda aytishimiz kerak, name kiritdingiz, xo'p, string name. Scanner next. Xo'p, for. Xo'p. Va mana bu joyda nima deymiz? For i. Xo'p. Kontakt listni size mana. Hop, nima deymiz? If agar holda kontakt listni get desak, bizaga o'sha kontakt ro'yxatini bitta obyektini olib beradi. Get name, hop, contains. Endi mana bu joyda contains qilsak, ichida bor yo'qligini tekshirib beradi. Xohlasangiz equals qilsangiz ham. Bunda farq yo'q. Endi bu yerda masalan, hozir men SA degan harfni yozsam, menga nima chiqarib beradi bu? Masalan, Sanjar bo'lishi mumkin, Samandar bo'lishi mumkin, Sarvinoz bo'lishi mumkin. O'sha SA qaysi kontaktlar bilan boshlansa, o'shalarni chiqarib beradi. Contents ichidan qidiradi bu yerda. Tushunyapsizmi? Shuning uchun contents qilib. Cout qilib o'sha contact listni get insini chiqarib qo'yadi. Search qilish. Xo'p, edit qilish. Xo'p, edit qilishda nima deymiz endi? Bu yerda mana tanlash imkoniyatini beramiz endi. Xo'p, xuddi shu jarayonni olamiz. Tanladik. Xo'p, kontaktlar ro'yxatini chiqardik, tanladik, bittasini tanladik. Endi bu yerda tanlaganimizdan keyin nima deyishimiz kerak endi bu yerda? Xo'p, new xo'p, contact name. Ya'ni yangi contact name ni kiritdingiz. String xo'p, name scanner next. Xo'p, xuddi shunaqa nima deymiz? New contact number. Chunki ikkalasini ham birdaniga yozib yangilab qo'yamiz-da bu yerda.
Hop, ne var bu cümlede? String number. Scanner. Next. Hop, ne contact list get deyimize. Bu bize ne mi beradı az bu? Ve get, yani bir n deyimize de, doğru. Bu bize bitti, abi ihtimal oldu. Yani n'inci indekste turgen bitti obyekt ne, yani bitti kontakt ne olmuyor. O şey kontakt neyini uzgartırışımıza gerek. Burada uzgartırışta iki kıl uzgartırışı bura. Nokta kutuyorum. Set name'i, o şey name'i verip kuysa bura. Ve bana bu cüde set number'ı, number'ını verip kuysa bura. O, number, number. Bu birinci soru, bana bu. Hop, şimdi burada ikinci soru sıralama korsiyonu bura. Demek kontakt list, burada set degen funksiyasına faydalanırsa bura. Aynen mana şu indekste turganini sizlar mana shu joyda new yana bitta kontakt ochib turib, demak name va mana bu joyda number qilib o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda bu usulda mana bu usulni farqi bu boshqa obyektni yaratib turib, aynan o'sha indeksga qaytadan saqlab qo'yadi. Agar sizga qaysidir bitta maydonni yoki masalan bitta o'sha bitta name ni o'zini yoki masalan bitta number ni o'zini o'zgartirish kerak bo'lsa, bu usul tavsiya etilmaydi da, mana bu usul tavsiya etiladi. Chunki bu yerda har bittasini alohida-alohida o'zgartirish imkoniyatingiz bor-da. Ikkalasi ham xato emas bu. Ko'rdingizmi? Bu yerda o'sha oddiy hoz biz o'sha listlarda bo'ladigan jarayonlarni ko'rib chiqdik mana. Hop, kimda qanaqa savollar bor? Ya'ni qaysi joyga tushunmadim? Bir marta yana bir tahlil qilib beraym. Yo, shart emas bu. Bayağı get setler list uzunluk ya. Kaysın get setler? Ya ya bu, bana bu get, bu list ki. Bana bu set name, set number la, o şey biz anlayalım. Yok, pasta gene etkin. Prosto get set bu da. Ha, bana bu get, get, bana bu set, o list uzunluk get erişli. Ha, cüdeyem olsam bu kütlerde, collection'da, listlerde cüdeyem olsam bu kütlerde. Masivlerden ancak enerim yürüdüyle ve bu masivlerden ancak yine olsam uzun zamanı koyduk işte tayyor funksiyelerini var. Yani şu tayyor funksiyelerini yordamdı. Şimdi siz yüboy bitti tizimlik siz böyle. Mesela adi tasavvur kılamızı sizler hata kıyan narsa. Yani o şey paymide o tasavvur kılamızı bize de accounting klasımız var ama accounting klasımız var. Xo'p, o'sha private o'sha account name, xo'p, bu yerda yana bla bla ma'lumoti bor va shu yerda nimasi bo'ladi? Accountga tegishli bo'lgan kartalar ro'yxati bo'ladi. U accountga tegishli bo'lish kerak-da bu. Kartalar ro'yxati accountga tegishli bo'lish kerak. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Siz massiv qilmagansiz-da? Bu yerda masalan alohida bitta kart degan obyektni ochib turib, mana bunaqa ko'rinishda qilmagansiz siz. Mana bunaqa qilmagansiz. Hech kimda ko'rmadim bunaqa usul. Chunki kartalar ro'yxati akkauntga tegishli bo'lish kerak-da. Siz shu narsalarni alohida massivda chiqarib olgansiz. Tushunasizmi? Xo'p, endi listlarda bu quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Agar sizda list bo'lsa, list kart bo'ladi-da, mana bunda kart list bo'ladi. Bu massivda ko'rinishi bo'lsa, a mana bu esa listda ko'rinishi bo'ladi. Endi mana bu listda juda oson bo'lib qoladi-da, mana kart list. Xo'p, tushunarli? Orifjon, Jasur, mana bunaqa ko'rinishda bog'lash kerak edi. Hech kim massivga bog'lamabdi-lekin bilmadim. Massiv ko'rinishda bog'laganingizda mana har bitta nimani boshqa har bitta kartani qo'shayotgan paytda o'sha PMIda har bitta kartani qo'shayotgan paytda boshqarish juda oson bo'ladi. Mana bitta qo'shdinglarmi? Bittalik massiv ochardinglarda o'shani mana bu massivga joylashtirib boraman. Bu massiv esa accountga, ya'ni bitta obyektga tegishli bo'ladi. Endi bu yerda oldin massiv edi, endi esa hozir list bo'ladi bu. O'zgaradi. Listda anchagina osonroq bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, yaxshi. Bir daqiqa.
Oyangi bar tushunarsiz bo'ldi-da. Qaysi tushunarsiz bo'ldi? Sort chaqirganimizga ishlab ketayotgan. Nima ishlab ketayot? Ha. Interface o'zining ichida qanaqadir logikasi bordir-da. Kompyuterni chaqiraman. Sortni chaqirib ko'raman-da o'zi. Nima? Osha ana chaqir chaqirgan joyini topolmayapman. Mana, hopsa, mana bu joyda qaysida qildik? Mana bu joyda qildik-a? Qo'llaniga. Xo'p. Mana, demak, bu yerda sort qilishimiz kerak-a? Xo'p, qarang. Bu yerda kontaktimizda, kontakt degan klassimizda biz mana bu yerda comparable ni olib tashlaymiz mana shu joyda. Olib tashlaymiz. Va mana bu funksiyasini ham olib tashlaymiz. Oddiy klass bo'ldi. Ha. Xo'p, bu yerda mana oddiy collection ni sort qilish endi xato beradi agar buni qo'ymasangiz. Aytadi bu yerda sanda deydi, nimang, ro'yxatning bitta obyekt tipida. Buncha mana bu yerda aytadi, sanda o'sha comparable degan alohida interfeys yo'q sanda. Buni mana bu joyda mana implement komparator. Mana shu implement qilish hisobiga, demak bu sort qilib beradi. Ya'ni mana bu joyda biz yozdik hozir. Bu joyda bo'lyapti. Xuddi shu logikamizni, ya'ni o'sha kontaktni klassining ichida bo'ladigan logika mana bu joyda o'zida bo'ladi. Agar bunaqa ko'rinishda qilsanglar, kontakt degan klassga teginmasanglar ham bo'ladi. Ya'ni bu yerga hech qanaqa nima interfeys implement qilmasanglar ham bo'ladi. Tushundinglar? Demak, sort degan funksiya o'zi shuni implement so'rayapti-da, shuni. Ha, xuddi shuni. Chunki mana bu joyda qarang, bu bitta list qabul qiladi va mana bu joyda list komparator ham bo'ladi. Agar hozir mana bu komparatorni o'chirsam, komparatorni o'chirsam, bu oddiy list bo'lib qoladi. List qabul qilish kerak. Qachonki o'sha comparable degan interfeys mana bunga implement bo'lsagina qabul qiladi. Ungacha qabul qilmaydi bu. Xato deb chiqaverib turadi. Bu funksiyani chaqirmayapmiz-ku. Shunga o'ylab qoldim-da compare to'ni. Prost implement qilamiz, u o'zi ishlab ketadi deb. U o'zi ishlab ketadi. Ya'ni bu yerda mana qarang, new comparator qiladigan bo'lsak, o'sha contact listni oladi deb bu, mana bu listni oladi. Mana shu compare degan funksiyani o'zi avtomatik o'zi sort degan funksiya chaqiradi va har bir ikkita obyektni oladi. Masalan, contact listda hozir bizda nechta obyekt turibdi? 3ta turibdi. Demak, Sanjar bilan Jasur oladi. 2ta obyekt oladi. S harfi, J harfi. Xo'p, ya'ni o'sha bizda compare to degan funksiyamiz qanaqa edi? Getname compare to 12.getName. Sortni o'zi chaqirayotgan ekanda compare to. Ha, xuddi shunaqa o'zi chaqiradi-da buni. Xuddi mana shu logikani mana bu joyda yozmasa, ya'ni xuddi o'sha main o'zida yozmasa, contact klassining ichida yozib qo'ysangiz ham, yozib qo'ysangiz, mana bu xatolik chiqmaydi-da. Tushunyapsizmi? Yani o'z aspekt o'z yerda mana bu klassdan ko'radi, mana bu joydan ko'radi. Yo'qida, qarang, mana qilsanglar bo'ladi. Collection sort yoki contact list sort deb turib, nima desak bo'ladi. Bu ham sal nimasi bor edi. Bir nuqta. Sal boshqacharoq ko'rinishi, endi bar usul bir xil. 2 nuqta. 2 nuqta get name. Contact list sort comparator comparing contact get name. Sal o'sha boshqacharoq, bu yerda collections deb yozmaysizda. Collections deb turib, sort deb buni qilmaysizda. Xullas, sort qilishda mana bunaqa xohlasanglar, shu joyda o'zida sort qilsanglar bo'ladi. O'sha new comparator degan interfeysini chaqirib yokida mana bu joyda comparable'ni qo'shib qo'ysanglar, chaqirib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma usul har xil bunday ko'rinyapti, lekin bu yerda foydalanish jihati bir xilda 2.15 1.30 deydi. Xohlasangiz siz bu yerda interfeysni mana bu joyda yaratsangiz ham, xohlasangiz mana bu joyda qo'shsangiz ham, o'sha bir xil usul bo'lib qoladi. Bir xil funksiya chaqiriladi. Compare to degan funksiya chaqiriladi. Tushunarli? Tushunarli. Xo'p, shunaqa gaplar.